Ahlak kitaplarında günahlar işleyen vücut bölgelerine göre gruplara ayrılır. Bunların arasında en önemli sırada dil günahları gelmektedir. Dil ile işlenen günahlar en tehlikeli ve zararlı fiillerden sayılır. Dedikodu, yalan, iftira, küfür gibi günahlar dil günahlarındandır. Bir fiilin günah olması gizli veya açık yapılmasıyla ölçülmez. Günahın gizli işlenmesi haramdır. Başkaları görmüyorsa Allah ve melekler görür. Dil, Allah'ı anmak, dua okumak, güzel sözler söylemek, insanları iyiliğe çağırmak, günahkarları uyarmak, meşru ihtiyaçlarını ifade etmek, düşüncelerini açıklamak için insana verilen bir nimettir. Haram amaçlarla kullanmak Allah'a karşı nankörlüktür. Ayrıca bir eylemi gizli de olsa yapmak insanda alışkanlık yaratır. Eğer kişi etrafta kimse yokken küfretmeye başlarsa bu davranış yavaş yavaş alışkanlık haline gelecektir. Büyük olasılıkla toplum içindeyken adeti olduğu gibi küfür etmeye devam edecektir.